Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün Ankara'dayız. Türk Tarih Müzesi'ndeyiz. Sizin için gezmeye geldik. Şuradan başlayalım. Park kapsamında ayrı ayrı Göktürk Devleti alanı, 1453 Fethi alanı, 17 Büyük Türk Devleti alanı bulunuyor bu alanda arkadaşlar. Büyük Türk Düşünürleri alanı var. İslamiyet dönemi Türk büyükleri alanı, Türk Cumhuriyeti'ni temsil eden 7 Türk büyükleri alanı, Kurtuluş Savaşı alanı ve Çanakkale Savaşı alanı yer almakta. Bir sürü heykel var. Alper Tunga, Tomris Hatun. İskitler, Sakalar, Tomris Hatun. Tarih müzeleri arkadaşlar bir ülkenin, bir toplumun ya da bir kişinin tarihsel gelişimini sistemli bir biçimde inceleyen ve açıklayan müzelerdir. O yüzden siz de gelip görerek tarihin içindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Ben çok beğendim bu müzeyi. Asena Aşina Hatun. Şu taraf arkadaşlar. Kürşat ve Kırk Çeriği. İthafen tasarlanmış. Toynbee yazıtı. Batı güney, doğu kuzey. Tarih dersi çalışmak için o alana uğrayabilirsiniz bence. Arkadaşlar tam karşısında Toynbee yazıtının birincisi var. Yine şöyle yazıtı göstereyim. Otağ çadırı da vardı burada. Normalde açıkmış ama bugün için kapanmış. Maalesef orayı gezemeyiz ama yine bir şansımızı deneriz tabii. Karşıda Ergenekon Destanı. Yani arkadaşlar Türk Tarih Müzesi adını sonuna kadar hak ediyor. Ve her bir köşede bir eser var yani. Her tarafta bir eser var. Maalesef yetişemiyoruz yani. Kültin, ikinci Göktürk Kağanlığı. Şuradaki ayrılmış kısım Ergenekon Destanı ithafen yazılmış, yapılmış. Ne Usu yazıtı. Moyunçor. Gün batımında geldik. Çok sıcak değil Allah'tan. Sultan Sencer. Evet, artık sultanlara geçtik. Süleyman Şah. Anadolu Selçuklu Devleti Şahı. Fatih Sultan Mehmet hemen arkasında. Ecdat. Ve 1453 İstanbul'un fethi tasvir edilmiş burada da. Arkadaşlar. Şöyle kale surları falan var gördüğünüz gibi. Ulubatlı Hasan var, bayrak dikiyor. Hemen Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğu padişahlık süresi 13 yıl. Arkamızda Yavuz Selim var.
Hemen yanında Şeyh Edebali var. Evet, Bilecik'te türbesi var arkadaşlar. Çok büyük bir alan. Evet. Hocası Akşemseddin arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in. Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl hükümdarlık sürmüş ecdadımız. Hemen 4. Murat 17 yıl hükümdarlık sürmüş. Hemen sol tarafta arkadaşlar 16 Türk Devleti Meydanı var. İstersen ilk bu tarafa bakalım. Tamam. Burada da QR kodlu Facebook, Instagram adresi siteleri yazmış arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Abdigin, Gazneliler. Bilge Külkadir Han. Karahanlı Devleti. Bilge Külkağan, Uygur İmparatorluğu. Hazar Kağan'ı. Bayan Kağan. Avar Kağanlığı. Bumin Kağan. Birinci Göktürk Kağanlığı. Akun Kağan. Akun İmparatorluğu. Akunlarda demek ki biraz da böyle o hilal gibi bir şey var bak kaskında. Evet. Ona benzer kafasını korumak için miğfer gibi bir şey yapıyor demek. Atilla, Ariko Hun İmparatorluğu. Çiçi. Batı Hun İmparatorluğu. Kartal'ı da var omzunda. Metehan. Metehan. Büyük Hun İmparatorluğu. ...35 yıl hüküm sürmüş arkadaşlar. Veya Osman Gazi. Osmanlı İmparatorluğu. 27 yıl hüküm sürmüş. Babür Şah. 4 yıl hüküm sürmüş. Timur 35 yıl hüküm sürmüş. Tabi arkadaşlar biz böyle video çok uzun olmasın diye geçiyoruz ama siz buraya gelip detaylı bir şekilde de okuyup inceleyebilirsiniz. Zaten hepsinin yanına tarihini yazmışlar. Filleri kullanan değil mi savaşlarda? Evet. Timur. Batuhan. Altın Orda Devleti. Cengiz Han'ın en büyük oğlu. Anuştin, Herzemşahlar Devleti 20 yıl hüküm sürmüşler.
Selçuk Bey, Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Dün de Konya'daydık arkadaşlar. Konya videomuzu da izlersiniz. Selçuklu'nun şehri. Ve tam ortada da tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti. Başkomutan. Çok güzel bir alan olmuş. Şu tarafta Kurtuluş Savaşı var. Evet, artık. Orayı da küçük bir gösterelim. Yani az önce bahsettiğimiz gibi tek tek gelip bu saatlerde gelmenizi öneririm. Hem serin olur. Evet. Bütün hem fazla kalabalık da değil. Eserlerin buradaki bilgilendirmelerini de okursunuz yani tek tek. Çok büyük arkadaşlar. Gerçekten çok büyük. Çok güzel. Buradan sonrası herhalde Kurtuluş Savaşı'na ithafen yapılmış. Şöyle. Bandırma vapuru. Evet, ilerisi orası Kurtuluş Savaşı. Fahrettin Altay. Asker, siyasetçi. Fevzi Paşa. Ali Fuat Cebesoy. Şark Fatih Kazım Paşa, Kazım Karabekir. Ayrıca Cebeci Şehitliği'ne de bir anıtı var arkadaşlar. Cebeci Şehitliği'ne yolunuz düşerse orada da görürsünüz zaten. İsmet Paşa. Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım. Arka taraf Kurtuluş Savaşı'na ithafen hazırlanmış. Burada da Kültekin yazıtı varmış arkadaşlar. Videoyu durdurup izlemek isteyen, okumak isteyen olursa Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Arkadaşlar sağ tarafta da sanatımıza çok katkısı olan bazı sanatçılarımız. İşte tiyatrocular falan. Onlar evet, da var. Nasrettin Hoca. Evet. Barış Manço. Bu tarafı da gezelim. Sağımızda Barış Manço arkadaşlar. Karşımızda Neşet Baba. Halk ozanı. Dost elinden gel olmazsa var olmaz. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yol gizli gizli, yol gizli gizli. Ve Aşık Veysel. Bizim kültür değerlerimiz. Sol tarafımızda Çanakkale Savaşı'na ithafen bir alan hazırlanmış arkadaşlar. Orayı gösterelim. Oradan çadırları, otağı çadırlarını dışarıdan çekip videoyu bitireceğiz.
Evet arkadaşlar, bu bölümde de Çanakkale Savaşı'nın Seyit Onbaşı, ...1915 Çanakkale Savaşı'nın bir temsilini çok güzel yapmışlar. Heykeller çok orijinal, güzel duruyor. Ben çok beğendim. Arkadaşlar, çadırlar maalesef kapalıymış Türk Otağı. Şöyle yine dışarıdan size gösterelim. Belki siz geldiğinizde açık olur. Evet. Gezersiniz arkadaşlar. Bu kısımda da Türk düşünürler ve mutasaflar var. Bilim insanları. Türk otağı var zaten dediğimiz gibi sağ tarafta. Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli'nin de videosunu çektik arkadaşlar. Kanalımızdan. Merak eden varsa kanalımızdan izleyebilir. Alişir Nevai. Mevlana Celaleddin Rumi. Dün arkadaşlar az önce bahsetmiştik ama tekrar bahsedelim. Konya'daydık. Mevlana Türbesi'nde gezdik. Çok güzeldi. Çok hoş bir atmosferdi. Orada gerçekten huzurlandık. Sizlerin de oraya gitmesini tavsiye ederiz. Gönül şairi Yunus Emre. Hacı Bektaş Veli arkadaşlar. Şair ve filozof. Çok güzel bir vakitte gelmişiz aslında. Sadece otağlar kapalı. Dede Korkut. Halk ozanı, bilge. Dede Korkut hikayelerini hepimiz biliyoruzdur. Evet. Türkçülük akımının da önemli devletleri, şair, yazar. Yazarları burada. Yusuf Akçura, Süleyman Çolpan, Abay Kunan Bayev, Kazakistan, Kırgızistan Cengiz Aytmatov, kitaplarını bilirsiniz, edebiyatçı yazar. Türkmenistan'dan Mahtum Kulu Firaki. Şair, yazar, filozofmuş arkadaşlar. Kırım'dan İsmail Gaspıralı. İsmail Gaspıralı, Kırım Tatar Türk'ü düşünürü. Eğitimci, yazar. Kırım için uğraşan bir vatansever. Evet. Hemen yanında Azerbaycan Ahmet Cevat. O da şair, yazar, çevirmen. Burada da Türkiye Cumhuriyetleri'nin kurucuları yer alıyor. Kazakistan, Nursultan Nazarbayev. Azerbaycan Mehmet Emin Rasulzade. Özbekistan İslam Kerimov. Türkiye tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk. Kıbrıs Rauf Denktaş. Türkmenistan Sapar Murat Niyazov Türkmenbaşı. Kırgızistan Zuzrup Abdurrahmanov. Deyip arkadaşlar videoyu kapatalım. Değil mi? Kapatalım.
Arkadaşlar ben çok beğendim. Siz de mutlaka Ankara'ya yolunuz düştüğünde Türk Tarih Müzesi'ne gelip gezin bence. Tarihin içinde gibisiniz. Heykeller çok güzel. Hem yanlarında da anlatıyor. Hem bilgi, hem görüp gezip güzel vakit geçirebileceğiniz bir alan yapmışlar bence. Bu park güzel olmuş. Evet arkadaşlar, gerçekten gezip tek tek incelemeniz gerekir. Bayağı büyük, çok büyük. Ayrıca içeride karşıda kapalı bir müze daha var. Fakat orası da kapalıymış. O taş çadırını da söylemiştik. Orası da kapalıymış. Siz biraz da erken saatte ama yine böyle ikindiğine yakın bir vakitte gelirseniz daha iyi gezebilirsiniz. Evet. Yani 1-2 saatinizi burada güzelce geçirebileceğiniz bir alan. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.